Savi, bütün obası mensuplarına çok güzel cevap verdin. Daha düne kadar Dalmiyaların yüzüne tükürenler şimdi onlardan övgüyle bahsediyor. Bu da senin sayende. Savi, büyük bir felaketin önüne geçtin. Gidip onlara tatlı ikram etmeyi düşünmüyor musun? Anne ama... Nutan abla doğru söylüyor. Bak, bugün onlar için çok mutlu bir gün. Böyle bir günde tatlı yemek adettendir. Al, git sen. Hadi. Savi dur. Bu sevinci yengenle paylaşmak, ona tatlı yedirmek istemez misin? Tabii ki yenge. Savi, ben çok bencilce davrandım. Beni affedebilecek misin? Evde düşünürüm. Bana bir fincan çay yaparsın. Ne şakacı bir kız. Git hadi. Orada kim varsa hepsine tatlı yedir. Ben gidiyorum. Tamam. Doktor Seth sizi arabayla alıp özel helikopterime götürecekler. Mevcut bütün raporları size e-postayla gönderdim. Lütfen hepsini kontrol edin ve elinizi çabuk tutun lütfen. Doktor Seth, lütfen acele edin. Bir de... Uma canım. Udi? Udi! Tabii tamam. Bir saniye. Evet ya, doktorla konuşuyordum abi. Biraz bekle. Evet ya. Tamam, dinle. Beni bir saniye. Evet doktor. Evet ya. Himeş amca babaannenin döndüğünü söylemişti. Bugün onu da tüm şüphelerinden arındıracağım. En iyi arkadaşımla tüm yanlış anlamaları ortadan kaldıracağım. Bu mutlu günde neden bu kadar sessizsiniz?
orada kalsa ve Goya. Sakın bir adım daha atma. Anne, ne oldu ki senin? Neyin var? Ağlıyor muydun? Ne dedin? Ağlıyor muyum diye mi sordun? Bu senin sayende Savigoya. Beni ve ailemi gözyaşlarına boğdun. Hepimize büyük bir acı yaşattın. Seni hanumandan buraya getirdiğim güne ve kendime lanet ediyorum. Sen benim ailemi mahvettin. Neden bahsediyorsun sen? Bir şey anlamıyorum anne. Ben her şeyi doğru yaptım. Basın toplantısında... Bir basın toplantısında birkaç güzel şey söylemek bir şeyi değiştirmez. Her şeyi yoluna koymaz Sabi. Senin annen olmamın bedelini annemi kaybederek ödedim Savigoya. Udi! Udi! Anne, anne sen Udi'nin öldüğünü neden bana söylemedin? Babaannemin sağlığı madem bu kadar kötüydü, neden bana haber vermedin anne? Bana haber vermeliydin. En azından onunla son kez görüşebilirdim anne. Bu benim hakkım değil miydi? Anne, neden bana haber vermedin söyle. Udi. Gördün mü? Sen bize neler yaptın Savi? Eğer istediğin tazminattan vazgeçmezsen sana hakaret davası açacağım Savi. Ve sonra da sen ve ailenin elinden her şeyi alacağım. Senin derdin yoksa hala para mı söylesene? Bunu neden yaptığımı biliyor musun? Rishi dayım yüzünden. Çünkü ben senden asla para almak istemedim. Onu tehdidine bir çözüm bulmak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Bak anne, ona blöf yaptım, o da itiraf etti. Bunu biliyordum. Sen bunu hak ettin. Şu an bu halinizi görünce ne beni dinleyeceksiniz ne de anlayacaksınız. Ama inanın gerçek şu ki sizden tek bir kuruş bile almak istemedim ben. Eğer bir şey almak isteseydim sadece bu ailenin sevgisi olurdu. Ama sorun değil. Ben her zaman senin iyiliğin ve mutluluğun için sadece dua ettim anne. Sen bu eve uğursuzluk getirdin. Eğer duaların işe yarasaydı bugün Udi hayatta olabilirdi. Bu eve geldiğinde ilk günlerdeki sana vermiş olduğum sevginin tam tamına 100 katı senden nefret ediyorum. Şimdi hemen bu evi terk et. Hemen defol burada. Hadi şimdi git. Bir daha da gelme. Sana git dedim. Git hemen.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.